Her zamanki gibi bu videoya başlamadan önce de uyarılarımı yapıyorum. Patlamış mısır, patates cipsi, kola veya ne istiyorsanız arkadaşlar, çay, Nescafe alın elinize, koltuğunuza kurulun. Keyifli, biraz mizahi, biraz da hüzünlü bir dolandırıcı hikayesi diyeceksiniz. Isparta'dan kalktık, Bursa'ya geldik. Samet abinin yanındayız. As Sarıkaya Tekstil. Nasılsın abi, iyisin? İyiyim, çok şükür, sen nasılsın? Allah razı olsun. Önce kendini tanıt abi, seni tanımaları lazım. Herkese merhaba arkadaşlar. Samet Sarıkaya ben. Bursa'da yaşıyorum. Tekstille uğraşıyorum. Döşemeli kumaş üretimi yapıyoruz. Başımıza birkaç hadise geldi. Bunu da Sait Hoca'ya aktardık. Bir tarafta dolandırıcılık da var ama bir sabır hikayesi. Of. Allah Allah. Yani aslında hikaye bir sabır hikayesi. Sabrın sonu selamettir. Belki... Orada 1.5'da çok hızlı oluyor. 1.25'e alacağım. Ki de vücut bulmuş hali olacak. Evet, öyle bir şey olacak. İç içe geçmiş hikayeler silsilesi diyelim. Finalde çok güzel bir yere bağlanacak ama. Burada mı devam edelim abi, yoksa içeriye mi geçelim? Ben elimi böyle mı? İçine sokuyorum. İzleyen arkadaşlara ayıp olur, saygısızlık olmasın diye de çıkarmaya çalışıyorum. Ama bir taraftan da böyle çok soğuk. Bence içeri geçelim. Arkadaşlar videonun bundan sonra kısmına kapalı mekanda, sıcak bir ortamda devam edeceğiz. Sonuna kadar izleyin. Evet. Hepinizin ayrı ayrı yorumlarını almak istiyorum. Abi çok merak ettim. Şunu söyleyeyim. Hikaye her seferinde bittiği yerden yeniden başlayacak arkadaşlar. Nasıl lan? O nasıl bir hikaye lan? Patlamış mısırımı keşke ben de getirseydim. Hadi geçelim abi, geçelim. Arkadaşlar dışarısı çok soğuktu. İçeriye girdik. Şimdi Samet abiye vereceğim sazı ama şu tarafta bir Kartal yuvası var abi. Beşiktaş formaları falan. Evet, elhamdülillah Beşiktaşlıyız. İyi Beşiktaşlıyız. Vay, Beşiktaşlıktan fazlası var gibi yalnız orada. Ama şey, sağlıklı Beşiktaşlıyım yani. Hasta Beşiktaşlıyım demiyor. Sağlıklı Beşiktaşlıyım. Beşiktaş Genel Kurulu üyesiyim aynı zamanda. Oo, maşallah, çok iyi. Ama tribünde de koşturuyoruz. Maçlarına gidiyoruz, geliyoruz. Abi tamam. Senin çok güzel bir Mercedes araban var. Nostaljik W. Evet, 116 kasa. 116 kasa. 280 SE modeli. Of. 78 model. Araçtan da birazcık bahsedeyim. Yanlış hatırlamıyorsam 73 ya da 74'te bu 116'lar başlıyor. 78'de son serileri yapılıyor. Her serilerde işte motor güçleri farklı, işte karbüratörlü. Bu son olan 78'ler enjeksiyonlu yeni nesil. Seninki öyle. Evet. O dönemin Maybach'i. 4 cam otomatik, tam otomatik şanzıman, launch modu var. Kliması var. Çok güzel bir klima bu arada. O403 otobüsleri vardı ya zamanda. Hı-hı. Aynı üniteymiş. Yani bir otobüsü soğutan klimayı 116 kasaya da koymuşlar. Elektrikli sunroof. Bayer lüks zamanının işte. Maybach'ı diyor. Uf var arabada. Mercedes sual olunmaz yaptı. Şimdi bilemem ya da. Yani araba dolu. Hani tamamen elektronik. 78 yılında neredeyse yarım asır olacak. Kapalı garajımızda muhafaza ediyoruz. Yağmur suyu değmedi ben arabayı aldığımdan beri normalde. Hiç yağmurlu havada biz bu aracı çıkarmadık. Her zaman kapalı garajda. Hafta sonları oğlumu alırım. İşte böyle Cengiz Kurtoğlu falan müzik takarız. Böyle Mudanya sahil takılıyoruz. Neyse işte bu Nisan ayıydı geçtiğimiz. Dedim ki şimdi yaza hazırlık yapacağız. Hani yaz geliyor, aracı kışın çıkarmıyoruz. Ya sadece yazları çıkarıyoruz. Kardeşime dedim o zaman, ya dedim bazen dedim bir benzin kokusu geliyor aracın içine bindiğimde. Beni rahatsız ediyor. Şunu dedim bir baktıralım. Tam da burada araya giriyorum arkadaşlar. Bazı dostlarımız Instagram'dan bize ulaşıyorlar. Haberimiz yoktu böyle bir şeyden. Arabamızı buradan satardık. Çok kısa bilgi veriyorum. Çevreniz vermiyor. Ama ya mutlaka ta eskiden. Şimdi video devam edebiliriz. Hani bu koku neden geliyordur, ne oluyordur diye. O dönemlerde de işte benim aklımda ta eskiden işte şurada bir klasik Mercedesçi usta vardı diye bilirdim gençliğimde, çocukluğumda da. Bursa'da hani meşhur bir yer vardır derler ki işte şurada klasik Mercedesçi var. Tamam. Dedik ki bir baktıralım edelim. Bu tarz arabaların da öyle çok ustası falan da bulunmuyor. Zaten günlük kullanıma da öyle çok uygun değil bu tarz. Alacaksın, saklayacaksın. Ben de işte çocuğuma saklayayım diyordum. 8 yaşında ellerinizden öper. Ali ekstra hoş geldiniz. Oğlum ona saklayayım diyordum. Gerçi şimdi ikinci çocuk geldi. 15 günlük Aybars. Bunu ikilememiz gerekecek herhalde. Yoksa birine yani, ya da bunu satacağız artık. Çocuklara nostalji bir şeyler bırakmak istiyorum. Tabii. Ya bugün 50 yaşında araba, o büyüdüğünde o araba 70-80 yaşında olacak. Çok büyük bir miras kalacak ona da, böyle güzel. Ama en büyük miras kalacağım ne olacak? Beşiktaşlılık olacak. Vay. Çok büyük bir belki maddi değeri olmayacaktır ama hani Altra bu da babamdan kalmıştı bize der gibi öyle bir niyetle almıştık biz bu aracı. Neyse ondan sonra ben oraya gittim. O bahsettiğimiz yere. Kapı abi oyuna geç. Fatih sana bir time out atalım güzel kardeşim. Canını yediğimin. Can kardeşim benim. İzlemiyorsanız çıkabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Oyun izlemek istiyor olabilirsin. Görüşmek üzere. Video bitince gel. Adını falan söylemek istemiyorum. Çünkü çok hukuki süreçler de başladı. Etti bitti. Bir şeyler oluyor. Aleyhimize bir şeyler çıkmasın diye. Bursa'da izleyenler zaten tahmin ediyorlardı. Sonra öğrendik ki herkes biliyormuş zaten orayı aslında. Ama Allah Allah. Çoğunluk gitmez inşallah. Biz yanlışlıkla gittik. Biz Allah o eski Allah. Abiye gittik. Hani o klasikçi abiye gittik sandık. Çok klasik Mercedes'ler yapan çok başarılı bir usta varmış dediler. O usta işte gitmiş Mersem oradan. Ben de arkadaşa ya dedim senin ihtiyar biri vardı burada. O babamdır. Rahmetli oldu dedi. Ben de oturdu her şey kafamda. Evet. Hani o baba gitmiş. Rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin. O devam ettiriyor. Devam ettiriyor. Neyse dedik ki kardeşim bizde bir 116 kasa var. El bebek gül bebek bakıyoruz. Kapalı garajda saklıyoruz. Yağmur suyu değmedi dedim. Biz o arabaya hiç tazikli su da vurmadık değil mi? Hep ıslak beze siliyorduk. Metrelik su şişesinin üstünden döküp beze siliyorduk. Oo, abi bayağı özeniyor demek ki lan. Hani böyle tazikli su vurmuyorduk. Öyle detaylı bakıyorduk araca. 25-26 yaşlarında. Şeker gibi bir çocuk. Böyle hatta o zamanlar dedim ki ya böyle insanlar kalmış mı dedim ya memlekette. Allah Allah. Abi dedi ben dedi öyle her arabayı dedi sokmam dedi dükkana. Öyle dedi gelirim dedi. Sizin araca bir bakarım. Şimdi kimi araba var dedi çöp. Ben ona dedi ne kadar emek versem de dedi bir faydası yok. Arabana değecekse dedi alalım yapalım ilgilenelim. Helal olsun be dedim hani düzgün bir yer bulduk. Hani zaten dedi, burada iyi bir Mercedes'i var. Bu da onun oğluymuş. Demek ki aynı düzeyde devam ediyor. Neyse geldi biz aldık. Bizim kapalı garaja götürdük. Biraderin evinin altında duruyor arabada.
Geldi baktı. Ondan sonra aradı beni. Abi dedi araca baktım. Bu araba dedi benim ustalık eserim olacak. Ben dedi rahmetli babamdan sonra... Dolandırılıyor ya işin sonunda. Oraya kadar böyle güresi geliyor adam yani değil mi? Sağlam kuruyor tezgahı demek ki. Dedi imzamı atacağım bu arabaya dedi. Müthiş dedi beğendim arabanı. İmzasını attı. Dediğini yaptı. Videonun sonunda arkadaşlar nasıl imza attığını anlayacaklar zaten. Harbi imzayı attı. Benzin kokusu falan değil dedi. Ben dedi buna dedi böyle bir cilli gibi bir şey yapacağım dedi. Dedim ki oğlum benim arabam zaten cilli gibi. Yani tertemiz. 116 kasalarda daha doğrusu bu eski işte 104-108 kasa bunlarda da şu çek önemlidir. Bel kırma denen bir olay vardır. Klasikçe olanlar bilirler. Bel kırmış arabayı istediği kadar düzgün olsun. Pek şey yapmazlar. Bulaşmazlar. Bel kırmış derler. Şimdi benim araba ok gibi duruyor böyle. Hiç bel kırması yok, bir şey yok. Neyse arabayı biz aldık. Çalışır vaziyette götürdük bıraktık arkadaşa. Komple de bir bakmak istiyorum buna. Motorunu, şanzımanını, işte enjektörlerini, her şeyi dedi bir. Diyorum ki böyle hani muhteşem bir şey çıkacak ortaya. Zaten iyiydi ama en iyisi olacak. Neyse ondan sonra arabayı bıraktık. Dedi ki abi dedi ben dedi bunun bir ön takımı dedi falan şu motorlara dedi bir kurcalayacağım, bir bakacağım. Bütçeyle ilgili dedi seni çok üzmeyeceğim ama dedi işte şu bantlarda dedi bir şeye dedi sen katlanabilir misin? Ama dedi çiçek gibi bir şey yapacağız. Ben de ondan sonra dedim ki ya normalde ben dedim memnunum ben bu arabayı sürüyorum, ediyorum. Sadece dedim ben abi ustalık eserim olacak diyor. Tamam dedim ne kadar dedim. Abi dedi işte şu bantlarda bir şey dedi. İşte o zaman söyleyeyim mi tutar? Söyle, yani söyle. 25 binle dedi 50 bin arası dedi bir bütçe dedi bana verirsen dedi. Şu dedi kaputu bir kaldıracaksın dedi. Bu silindir kapaklarını falan dedi böyle yaldızlı yapacağım dedi. İşte krom bir şey yapacağım falan. Hatta dedim ki oğlum Amerikan'a çeviriyorsun arabayı dedim. Hani krom murom dedim. Alman dedim bu. Bu ondan 2022'nin sonra... ortasında. Nisan. 2022'nin başlarındaki tutarlar arkadaşlar. 25-50 bin TL bütçeye ben bunu cincik gibi yapacağım. Ben de dedim ki 25'e geçmesin. Zaten dedim benim arabamda bir şey yok. Madem dedim sen çok heveslisin. 25 bin lirayı geçmesin dedim. Kurcala dedim bak. Neyse ondan sonra başladı. Bu 3-5 gün geçti aradan bana bir fotoğraf attı. Abi dedi silindir kapağını söktüm. 2 silindir çalışmıyor dedi. 6 silindirli araba normalde. 4 silindir çalışıyor. Buna dedi yeni bir kapak bulmamız lazım. Yapma ya dedim. Ben dedim nasıl anlamadım bu arabanın hani 4 silindirle çalıştığını. Vallahi anlamamışsın dedi. Araba dedi 4 silindirle çalışıyormuş. İyi dedim tamam bul bakalım dedim. Ertesi gün abi de çok temiz bir dedi silindir kapağı buldum. 8 bin lira istiyor dedi. Gönder dedi hemen alalım bunu. İyi dedim gönderdim parayı. Al dedim. Öyle bir yüz, öyle bir konuşma, öyle bir hitap var ki. Çok güven veriyor. Çok güven veriyor. İletişimi çok düzgün. Müthiş diksiyonu var. Hayatta demezsin sanayide usta bu. Zaten sonra araştırdım. Elektronik mühendisiymiş biliyor musunuz? 4 yıllık Allah Allah. Allah Allah. Yurt dışında da bir şeyler yapmış. Staj görmüş. Çocuk donanımlı aslında. Donanımlı dolandırıcı. Ama... Ya bu videodan sonra birçok kimse bu çocuğu tanımak isteyecek. Mümkünse tanımasınlar. Çünkü tanırlarsa kanarlar. Bak Allah Allah. Ben bugün gitmeye korkuyorum. Gitsem belki yine kanarım yani. Arkadaşlar çok enteresan. Samet abi biz video çekmeden önce diyor ki sen şimdi diyor git diyor dükkana o çocukla biraz konuş diyor. Abi saçmalama böyle video çekemeyiz mi bu çocuğa? Büyük haksızlık yapıyorsun. Bunu dersin gelirsin dedi. Böyle de bir ikna kabiliyeti varmış. Evet çok değişik bir ikna kabiliyeti. Ya babam bana en son dedi ki ya kimmiş bunu ben gideyim dedim ya gitme. Gidersen dedim beni ararsın. Dersin ki ya yalan söylüyorsun oğluna güvenmezsin dedim. Ya, çocuğa güvenirsin. Öyle bir ikna kabiliyeti var. Neyse biz parayı gönderdik. Silindir kapağı değişecek abi. Aradan 3 gün geçti. Abi işte enjektörler bozuk. Enjektör alamamız lazım buna yeni. Tamir ettirmeyelim. Buna yeni enjektör takalım. Şu kadar para. Ben para gönderiyorum. Abi şu bozuk. Para gönderiyorum. Abi senin döşemeleri pek beğenmedim zemini. Şuna bir yeni döşeme sipariş vereyim mi? Ver. Para gönderiyorum. Benim range hikayesine bağlıyoruz yavaş. Ben adamın tabii kötü niyetli olduğunu ben hala tam net okuyamadığım için şey yapıyorum. İtimat ediyorum ister istemez. Ben adama 3-4 bin lira mı 5 bin lira neyse o rakamda para gönderdim. O parayı gönderdim ki şey yapsın diye o parçalar bana ucuz oradan temin etsin diye. Aradan böyle bir 15 gün falan geçti. Bir gittim bakayım ne yapıyor diye. Ben de bu arada şöyle sürekli yurt dışına çıkıyorum. Tezgah ediyse F5 at düzelir. Gelen biriyim. İşim dolayısıyla. Döşemeli kumaş üretiyoruz arkadaşlar. Belli zaten oturduğumuz şeylerden belli değil mi? Yurt dışına sürekli gidip geliyorum. Sürekli seyahat halindeyim. Şehir dışı şehir içi de. Ya insan anlar Johnny. Bak harbi diyorum öyle bir şey olur ki aklın gider. Bazen insanın aklı duruyor. Karşıdaki adam da öyle harbi güven verici konuşup edince güvenesi de gelir. Anlamadığın iş bir de. Ben mesela arabadan anlamam yani anladın mı? Sanayideki adam bana dese ki şunu şöyle olmuş. Kardeşim bunun bujilerde şöyle esneme var. Bu damlatma yapıyor. Böyle bir şeyler var. Bunu acil değiştirelim. Kardeşim sen motoru bugüne kadar nasıl yakmadın amına kodumun yerinde. Getireyim ben bunu yemeği yapalım. Acil. Tamam abi derim hemen. Sakin ol getiriyorum. Yani Bursa'da öyle çok kalamıyorum. İşte ara sıra bazen birader gidiyor bakıyor hani ne durumda falan diye. Gittim bir bakayım dedim. Gittim bir baktım benim araba dışarıda tamam böyle arkada dükkanda leş gibi. İlk gittiğimde zaten şok oldum. Dedim ya araba ne iş var dışarıda? Üstüne kuşmuş pislemiş. Abi ne olacak diye dedim dalga mı geçiyorsun ya? Ben bu arabayı dedim bezle siliyorum. Sen dışarı mı çektin dedim bu arabayı böyle dışarıda duruyor. Bunu dedim içeri çek. Çektiremedim bu arada içeri. Abi dedi hiçbir şey olmaz dedi ya onu dedi, bir pastayla masayla çıkarırız. Ne yaptın dedim. Kaputu bir kaldırdım bomboş. İşte alt kapak var bir tek motorum. Hiçbir şey yok arabada. Kaputun içi boş duruyor. Abi dedi işte kapakçıdan kapak gelecek. Enjektörlerin siparişini verdik. İşte yok gaz kelebeğini siparişini verdik. İşte şunun kursağı gelecek, buyu gelecek, şuyu gelecek. Sen ne yaptın dedim ya bu arabanın dedim. Her şeyi mi dedim bozukmuş? Ustalık eserim olacak diyorum sana dedi ya. Ondan sonra ya dedi bu arada Samet abi dedi. Beni dedi böyle sık boğaz etme dedi. Bu işler dedi çocuk oyuncağı mı dedi. Bu dedi sıfır araba değil ki dedi. Pıt dedi sabah ver akşam al. Bunu dedi bak dedi sen bana dedi bir ay süre vereceksin dedi. Ondan sonra dedim tamam 15 günlüğü yedin zaten dedim. Ondan sonra iyi tamam dedim. Nisan'ın ortasıydı. Sonra Mayıs'ın ortası geldi. Gittim araba yine hala öyle duruyor. Bazen de önünden geçiyorum çaktırmadan kent meydanından. Bakıyorum hala dışarıda diyorum ki Allah'ım inşallah. Motor... Değil mi ya kafa da kurcalanır oğlum.
oğlum böyle dizi. Sürekli önünden geçerken lan bakıyorsun arabada hiçbir şey yok. Yeri sabit, oynamıyor lan dersin acaba bu bize bir şey mi yapıyor? Bunun içi doludur. Ama girmeye de şey yapmıyor. Bir de azarlıyor. Elleme dedi, şey yapma dedi. Neyse bir ay sonra gittim. Ara ara gizli gizli geziyorum. Gittim. Mayıs'ın ortasıydı artık. Dedim ki bak yaz geldi. Havalar güzelleşti. Mudanya sahil cıvıl cıvıl. Ben dedim artık çocuğu alıp gezmem lazım. Hafta sonları falan bineceğim. Ne yaptın? Araba dedim hala dışarıda duruyor. Araba leş gibi olmuş. Ondan sonra zaten o gün bir sinirlendim. Abi dedi her şey hazır. Silindir kapağı kapakçıda. Döşeme döşemecide. Enjektörler şurada. Dedim ne olacak dedim. 3 gün sonra dedi gel arabanı al. 3 gün sonra ben tekrar gittim. Herhalde olay burada başlıyor. 3 gün sonra geldikten sonra olay başlıyor herhalde. Araba yine dışarıda duruyor. Aynı yerde. Aynı şekilde leş gibi. Gidiyorum kaputu kaldırıyorum. Aynı içi boş. Adını söylemiyorum. Oğlum ne yaptın diyorum. Arabayla hani 3 gün sonra hazırdı. Abi diyor her şey hazır. Silindir sitle, kapakçıda. İşte enjektör şurada. Döşeme burada. Gaz kelebeği şurada. 3 gün sonra hazır dedi. Dedim ki 3 gün önce dedim bunu dedim bana. Abi dedi olmadı dedi. İşte iş çıktı şu çıktı bu çıktı. 3 gün sonra gel al dedi. Şimdi mesela 15 Mayıs ya atıyorum ilk gittiğim diyelim. 3 gün sonra gittik 18 Mayıs. Sonra işte 3 gün sonra gittim 21 Mayıs. Eylül'ün ilk haftasına kadar böyle gitti. Bak ne yaptı biliyor musun bir gün? Şimdi 3 gün sonra gel 3 gün sonra gel Mayıs. Oha Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. 4 ay. Üstüne 4 ay boyunca bir yere her gün 3 günde bir gidiyorsun. Her 3 günde bir diyor ki 3 gün sonra gel. Haziran, Temmuz, tamam 3 ay geçti. Ben barut gibiyim zaten. Ben 3 gün sonra gidiyorum ya. Abi diyor silindir diye başlıyor. Ben diyorum ki evet silindir. Kapakçıda, enjektör şurada, bu burada. Ezberledik diyorum bunu. Ne olacak 3 gün sonra mı geleyim diyorum. Aynen abi 3 gün sonra geldim. Allah Allah iyice kaşar gibi. Kaşar gibi böyle aynen. Ya diyorum dalga mı geçiyorsun kardeşim? Artık ben o 3 günlerde de şey gidiyorum mesela. 3. gün geliyor ya. Ulu Cami'ye gidiyorum. Tamam sabah. Diyorum ki Allah'ım sen bana sabır ver, güç ver. Ben şimdi gideceğim bugün. 3 gün sonra derse ben bunu öldüreceğim, yaberteceğim. Hani sen bana sabır ver. Öyle gidiyorum yine 3 gün sonra, 3 gün sonra. Abi her seferinde bir yere kadar gelirsin. Bir yere kadar gelirsin. Yani resmen sabır sınavı verdim orada. Herhalde 2,5 ay boyunca 2,5 ayda işte kaç tane 3 gün varsa 25 tane mi var mesela? Ben 25 kere bunu yaşadım. Abi, 3 gün sonra 25 gel. Kere evet, nasıl yaşanır ya? Artık paranoya oldum böyle. Tamam mı? Böyle kafayı yiyordum. Gidiyorum diyorum ki ya buradan 3 gün sonra gel diyecek. Su döküp de alışkanlık ya temizlesem mi yani ne yapsam diye kıyamadığın araba evet. Adamın elinde oyuncak olmuş. Bu vaziyette çöp gibi yığın gibi çürüyor. Şimdi diyorum ki ya ben bu arabayı buradan bir alsam. Sonra zaten biz artık şeyi anladık. Bu 3 gün bitmeyecek. Bu işte bir sıkıntı var. Biz artık arabayı alma derdine düştük. Bir tezgah var. Bir tezgah var ondan sonra. Ama düşün artık bu tezgah biz hani 2,5 ay sonra orada da basiretin de bağlanıyor. Basiretin bağlamasının şu da etken. Şimdi şöyle düşün. Ya 2-3 yaşında araba olsa eyvallah. Zaten eski bir araba 45 yaşında. Parçası zor bulunan bir araba. Biliyorsun. Vermişsin adama. Adam sökmüş. Paramparça. Kaputu kaldırıyorsun. İçinde bir şey yok. Şimdi o sana 3 gün sonra gel diyor ya. Bunu 10 kere dese de 11. de o arabayı oradan alamıyorsun. Diyorsun ki ya ben bunu alsam ne yapacağım artık? Parçaları yok. Evet. Şimdi biliyorsun ben bununla bayağı bir uğraşacağım diyorsun bu arabayla. Evet. Ne yapıyorsun? Mecburen onun 3 gününe inanmak zorunda kalıyorsun artık. Ben artık inanmıyordum ama. Abi 3 gün sonra yayın var mı? 3 gün sonra var kardeşim. 3 gün sonra gel. Her seferinde bir umut. Her seferinde bir umut. Beni artık paranoyak etmişti. Gidiyorum abi 3 gün sonra gel. Abi 3 gün. Gidiyorum mesela tam dükkana giriyorum. Diyorum ki ya araba hala bu şekilde duruyor diyorum ya kapının önünde diyorum. Hala sana elim ayağım. Abi çok etkilenmişti. Düşünsene. Normal günlük iş hayatında mesela kumaş getirecek. Abi 3 gün sonra hazır adama bir titreme geliyordur. Abi diyor. Bizim diyor Osman abinin bir köftesi var. Sen diyor onu yedin mi? Bizim barbon hikayesi gibi. Diyorum ki bu arabanın dedim airbaglerinde bir sorun var mı dedim. Ah be ya ah be Said abi. Abi dedi şu anda dedi evde dedi bir balık yapıyorum dedi. Bak ben Gantelis'im adam aramışım. Abi dedi bir barbun yapıyorum şu anda dedi. Mutfaktayım dedi. Lan başlatma oğlum barbunu dedim. Bu arabanın airbag'ini. Abi dedi bir dakika dedi onu konuşacağız dedi. Ama dedi ben sana dedi İstanbul'a şu anda var ya uçak olsa bin gel bu barbunu yedir. Ya adam öyle mi diyor arkadaşlar tamam mı? Adam böyle bir rahat bir adam yani. Dolandıran adam barbun içerisinde. Ya başlatma köfteni şimdi diyorum. Ben sana arabayı soruyorum. Abi gel diyor Samet abi şu köfteyi bir ye. Bak bir saatin geçiyor ya. Ya oğlum abi bizimkiler kanka ya, olmasın akraba olabilir. Ya diyorum başlatma köfteni möfteni şimdi nimete diyorum bana küfür ettireceksin diyorum. Ya geldi. Samet abim de. Alıyor beni öyle ah be Samet abim senin olsaydın. Bana köfte yediriyor ben orada köfte yiyorum tamam mı? Düşünsene harbi adam dertte 30. böyle 45. gün olmuş artık köfte yiyor orada. Öyle de şeker gibi çocuk gibi bir şey de hani Allah bir yerde de bir şey. Abi işte anlatıyor şöyle böyle şu olacak bu olacak işte halledeceğiz silindir şuradan gelecek. Yemeği yiyoruz dükkana dönüyoruz ne olacak şimdi? Abi 3 gün sonra gel diyor. Oğlum diyorum bari 4 günde diyorum ya. 4 gün derse belki şey olacağım. Hani diyeceğim ki ulan bu sefer 4 dedi. Rutinin dışına çıktı. Rutinin dışına çıktı herhalde alacağız biz bu sefer bu arabayı. Patlama noktasına gelmedin mi hiç abi? Bak sen 20 çok geldi diyorsun. Ama bak her seferinde gidiyorum camiye. Tamam mı? Ulu camiye. Diyorum ki Allah'ım sabır ver sabır ver sabır ver. Hani ben bunu şey ya levyeyi indireceğim kafasına dükkanda. Tamam sabır ver bana diyorum. Bu bana şimdi yine 3 gün diyecek. Ben bu 3 günde bu sefer kafayı yiyeceğim. Bu olay zaten. Allah da bana harbiden sabır 3 gün ver 3 gün diyor ben susuyorum ya sabır diyorum dönüyorum artık. Nisan'da başlayan süreç 2 Eylül'e kadar sürmüş. Evet. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. 6 ay neredeyse. En son Ağustos'tu işte. 2 Eylül'de bu süreç bitmiş. En son 2 Eylül'de arabayı çekiciyle almıştım orada. O arada da ben işte Ağustos ayında son bir ayda 2 kere arabayı çekiciyle almaya yeltendim. Ama her seferinde beni ikna etti. Ben çekiciyi çağırdım. Yapma abi götürme abi işte bak burada esnafa beni rezil edeceksin abi. İşte
ben halledeceğim. 3 gün sonra halledeceğim. Artık yakasını tutuyorum. Diyorum ki oğlum bari 3 gün deme diyorum ya. Tamam diyorum, arabayı bırakacağım. 3 gün deme diyorum. Sonra baktım ki ulan içeride herkes barut gibi. Tek ben değilmişim. Ama ben kendi derdimden diğer müşterileri ayıkamamışım. Bana da şöyle yapıyor. Abi şu arkadaş sıkıntılı bir müşterimiz. Ödemesini de vermiyor. Onunla pek muhatap olma. Onun yanında beni şey yapma. Tamam geliyor. Böyle 15-20 müşterisi var demek ki. 20'sini de tokatlıyor ha. Abi şu abimiz çok sıkıntılı. Beni çok darda bırakıyor. Çok da işte sıkıntılı bir abimiz. Şey yapma. Şey ben de ya. Şimdi o adamlarla muhabbete girmiyorum. Son bir hafta ben artık onlarla şey yapmaya başladım. Mesela gidiyorum. Bir tane BMW'de aradım ya sabah. O abin yanına gittim. Artık dedim ki ulan Allah affederse affetsin. Dedim abi adamın parasını çocuğun parasını niye vermiyorsun? Dedim, tamam. Ne parası ya dedi. Tamam mı? Lan 45 gündür arabayı bekliyoruz burada dedi. Parayı aldı dedi, arabayı alamıyoruz dedi. Allah Allah dedim ya. Öyle mi dedi? Öyle miymiş dedi. Ben para mı vermiyormuşum dedi. Öyle deyince artık dedim tamam burada dedim bayağı bir tezgah dönüyor. Ondan sonra orada bir tane daha var araba, tamam mı? Dedim peki şu uzun boylu abi dedim bunun kuzeniymiş dedim. Yo ne kuzeni dedi ya. O da dedi 3 aydır burada dedi işte. Arabasının başında bekliyorlar artık. Allah sen Allah. Daha dedi yeni yeni gelmeye başladın dedi. Sen buralarda yenisin oğlum. Sen yenisin dedi. Biz dedi senin bu 116 seninmiş dedi. Evet dedim. Sen dedi bir 3-4 aydır yoktun dedi. Ben 3 günde bir geliyorum kapının içinde. Bana 3 gün sonra geldiği gibi geri gidiyor. İçeri de şey yapmıyorum çok böyle girip. Hep bana şey diyor abi diyor müşterilerin yanında beni rezil etme. Müşterilerin yanında beni şey yapma. Allah Allah. Nasıl bir ikna kabiliyeti, nasıl bir iletişim. İkna kabiliyeti çok güzel. Ya bir de dükkanın içine de çok sokmuyor, tamam mı? Ama meğersem sonradan öğrendim ki içeride de bir kavga varmış, ayrı bir kavga. Hmm. Orada farklı farklı arabalar varmış. Benim gibi 4 aydır, 5 aydır bekliyorlar. En son ben arabayı çekiciyle aldım. Yanında döşemeci var bir tane hacı abi. Dedi ki biz dedi senden yana oy kullanmıştık dedi. Ne için abi dedim. İşte bunu öldürürse bu bıyıklı öldürür demiş. Ama dedi, yani etraftaki esnaf... Esnaf bıkmış zaten. Hep şikayet ediyormuş. Esnaf dedi biz buna hep şikayet ediyoruz dedi. Şunu şuradan alın. Hani bize de zarar diye. Onlar da artık esnaf da iddiayı tutuşuyormuş. Hani bu arabanın sahibi mi öldürür bunu, bu arabanın sahibi mi öldürür? Demişler ki bu bıyıklı öldürür herhalde demişler. Dedim yok ben dedim yırttım kefeni yırttım dedim. Ben öldürmeyeceğim. Öldürmeyeceğim dedim. Benim dedim çocuğum var. Eşim hamile. Dedim yeni doğacak çocuğuma dedim başlıyorum ben bunu. Bir yerde bizim de bir sabrımız var da. Şöyle bir şey yaşadım. Arabayı çekmeden... Harbi oğlum adamı iyi vurmamışlar, iyi dövmemişler ne bileyim. Bir hafta önce. Ağustos'un sonuydu. Demek ki adam öyle bir adam ki o müşteriyi iyi şey yapıyor. Dolandıracağı adamı öyle bir seçiyor ki. Diyor ki bu adam beni öldürmez, bu adam beni dövmez, bu adam beni bıçaklamaz. Tam böyle hani... Seçiyor yani onu demek ki. Beni aradı. Abi dedi seninle dedi bir şey konuşmam lazım. Saat 10'da dedi. Bana evinin konumunu at. Sana geleceğim bir şey anlatacağım dedim. Ah dedim be. Gerçekleri söyleyecek dedim artık. Büyük ihtimalle diyecek ki dedim şimdi abi ben senin motoru sattım. Ya da senin gönderdiğin paraları ben iç ettim. O yüzden sen bana şu parçalar için para gönderdin ama ben bu parçaları alamadım. Alamadığım için de bu arabayı ben kafamda böyle yapıyorum. Neyse dedim tamam saat 10'da dedim. Benim evimin yakınında dedim bir tane kafe ismi söyledim. Gir dedim navigasyona. O kafeye gel 10'da dedim orada olacağım. Ben kafedeyim. Bana mesaj attı. Abi Acemler Kavşağı'nda bir arkadaşımız kaza yapmış. Ölümlü kaza ben dedi oraya gidiyorum gelemiyorum dedi. Hani ölümlü kazaya karışmıyor ne diyeyim artık o saatten sonra. İyi tamam dedim eve geç. O da yalan değil mi lan? İçtim pijama hali yatıyorum giyinmişim. Onda indim kafeye sonra geri çıktım tekrar pijamalarımı giyindim. Röpte şamdırımı giyindim. Ondan sonra aradan bir saat geçti bir daha aradı. Abi dedi geliyorum dedi kafede misin? Yok dedim ben eve geri döndüm. Abi geliyorum dedi. Ben dedim yarım saate oradayım. Dedim ki tamam bu önemli bir şey anlatacak ki bana. Neyse geri indim 11-11.30 oldu saat. Tekrar kafeye indim. Geldi ve adam ne dedi biliyor musun? Abi dedi arabanın 3 gün sonra hazır olacak dedi. Bak şaka bak inan şimdi önümde masa var. Heh. Diyorum ki ben bu masayı bunun kafasına geçirsem ama biri bana kamera şakası yapıyor diyorum artık. Anladın mı? Yani herhalde diyorum kafede düzen kuruldu. Düzenekler, kameralar falan. Evet. Aynı şu an bu televizyon gibi. Hani beni bir oyunun içine çektiler. Sen diyorum işte bir hata yaptık ya hata yap ya da bir şey işte kamera kaydı yapılacak. Beni saat 10'da evimden getirttirdiler kafeye. Sonra bir daha eve gönderdiler. Sonra bir daha getirdiler. Ben de kafamda diyorum ki şunu yaptı, bunu yaptı, arabada i̇tiraf şu yaptı, edecek. İtiraf. Adam gelip bana 3 gün sonra araban hazır olacak. Bunu söyleyeceğim abi dedi. Ya dedim onun dalga mı geçiyorsun sen? Taşak geçiyor. Dedim nasıl bir şeydir? Ondan sonra tarihe baktık işte. 2 Eylül'de arabayı almışım. O akşam dedim ki ben dedim 2 Eylül Cuma gelip dedim arabam yapılıysa yapılı alıyorum. Yapılı değilse de dedim. Bozuk haliyle. Bozuk haliyle alıyorum. Ondan sonra ertesi sabah kalktım. Şimdi biliyorum bu yetiştiremeyecek 2 Eylül Cuma'ya bu arabayı. Dedim ki ben şunun parçalarını toplatayım. Tamam mı? Alayım en azından çektireyim. Gittim dükkanına. Araba yine hala öyle dışarıda yatıyor aynı yerde. Araba da bu arada bak Nisan 15'inde koyduk ya. Öyle 2 Eylül'de aynı yerden geri çektik arabayı. Yani hiç şey yapmadım. Dışarıda sökmüşler dışarıda duruyor. Dedim ki bu arabanın dedim bak sana o kadar para gönderdim. Silindir kapağı şu bu bilmem ne. Dedim, araç kapakçı sonra. Neredeyse hep söylüyorsun bana yok silindir kapakçıda. Enjektörler şurada bu burada. Ara dedim silindir kapakçısını. Hemen dedim aldırıyorum. Bizim şirket aracını çağırdım. Şu adrese gelin hemen transitle. Ben dedim burada bekliyorum. Dükkanın önünde de bizim şirketin aracı geldi. Kapalı kasa transit. İşte arkadaşlar dedim ki nerede? Abi dedi Nilüfer Sanayi'nde Bankalar Caddesi'nin oraya gitsin. Silindir kapağı oraya gelecek bir saat içinde dedim. Dedim ki bak güzel kardeşim bu kapağın dedim bir dükkanı yok mu? Bu kapak dedim Ulu Orta Bursa'da geziyor mu şu an? Ben niye dedim bu aracı? Ta dedim 40 kilometre Çalı'ya gidecek kent meydanına uzak bir yer. Abi içki sonra gelecek. Çalı'ya gidecek. Orada bankaların önünde bekleyecek. Yani niye dedim böyle saçma sapan bir iş yapıyoruz? Bu kapak dedim kimdeyse ver dedim şu kapakçının numarasını. Arayalım.
atalım, konum atsın. Bu araba dedim gidecek oradan bu kapağı alsın. Yok abi dedi. Gitsin dedi, orada dedi teslim edecekler. Ondan sonra neyse bizim arkadaşı gönderdim. Dedim ki Ahmet sen git. Bu işten dedim pek ben hani içime de sinmedi ama boşa gideceksin gibi geliyor ama git bakayım dedim. Çalı da dedim git bankaların oraya. Bekle bakayım dedim biri sana kapak getirecek mi? Yok gitti. Bir saat geçti yok. İki saat geçti yok. Bizim arkadaş arıyor. Ya diyor burada kimse gelmiyor diyor. Ben saatlerdir burada bekliyorum. Diyorum ki ya oğlum ne oldu diyorum. Hemen arıyorum abi diyor. Öyle mi? 5 dakikaya mı? Öyle mi? Tamam. Abi 5 dakikaya kapağı bırakıyorlarmış diyor. Bizim arkadaşı arıyorum. Diyorum ki 5 dakikaya kapak gelecek. Saat 11'di. Saat oldu 5. 6 saat geçti. En son şu oldu. Bıraktın mı abi? Tamam. Transite verdin. Aynen. Tamam. Bıraktın yani. Tamam abi teşekkür ederim dedi. İyi abi bırakmış dedi sizin transite vermiş dedi. Of be dedim. Ondan sonra aradım. Ahmet dedim. Doğru dedim. Vakıfa gel dedim. Nereye ya? Ben daha kimse bir şey getirmedi dedi. Allah dedim Allah. Nasıl getirmedi ya? Bırakmış dedi dedim. Nasıl? Yo ben hala buradayım dedi. Kimse bir şey bırakmadı. Nasıl bir yalan ya? Ben de döndüm dedim ki oğlum bu nasıl bir yalan? Aynen dedim. Bunun dedim yani hani yalan söylüyorsunuz tamam da. Ben dedim yani bunun da dedim hani anında ispatlamamızı tahmin etmiyor musunuz yani? Adam dedim orada. Anlamış. Nasıl yani ya dedi. Bıraktım diyor dedi. Ya dedim senin yapacağın işi şey yapayım dedim ya. Yani ondan sonra çıktım dükkandan tamam mı? Bizim bir arkadaş var. Aradım dedim ki Bursa'da dedim 116 kapağını dedim kim yapar? Silindir kapağını. Kim tamir eder, kim alır, kim satar? Var mı diyor. Yine aynı adama götürüyormuştu. Dedi ki bir adam var. Kapakçı bilmem ne. Bu dedi eski kasaları bu yapar dedi. Ben şimdi kapağın derdine düştüm ya. İnternetten buldum numarasını aldım. Kapakçı bilmem ne yazdım Google'a. Bir baktım şey işte numarası falan çıkıyor. Ulan adrese de baktım. Bizim dükkanın yani arabanın bulunduğu dükkanın arka bitişik dükkanı adreste tamam mı? Hasbinallah dedim ulan şimdi bu kapak burada çıkar ben dedim. Levye'yi alacağım dalacağım bunu herhalde. Ha gönderdi 40 kilometre öteye. Numarası çıktı. Abi dedim ben bilmem ne otodan arıyorum dedim. Tamam mı? Oranın elemanıymışım. Kapat! Bizim 116'nın silindir kapağı sizdeydi dedim. Onu dedim bir almamız lazım dedim. Tamam kardeşim burada gel al dedi. Telefonu kapattı ya ben böyle orada bayılmışım. Bende kalp var. 3 damarım biri tıkalı. Ben orada gitmişim artık. Ciddi misin abi? Aynen. Ha bayılmış. Ya. Bir kalktım benim buram buram bosmor olmuş. Düşmüşüm orada. Artık sinirlerim boşalmış. Allah Allah. Bir baktım bizim şey meşhur işte adını söyleyeyim. Oğlanın kucağındayım. Dedim dövdün mü? Seni bir de kucağına mı aldı şerefsiz? Seni bir de kucağına mı aldı şerefsiz? Dedim ki dövdünüz mü lan beni dedim uyanınca tamam mı? Yok abi dedi düştüm bayıldım. Orada anladım ki kalp krizi geçirmişim ben. Dedi ki abi dedi ben babamı dedi kalp krizinden kaybettim dedi bilmem ne dedi. Ya gözümün önünde ölüyordun dedi. Dünya malı için değer mi be dedi Samet abi. Ben oğlum dünya malına dedim senin başlayayım yani. Yalanlarından bıktım artık. Yavşak amına koyayım. Dünya malı için değer mi abim? Değer mi ya? Dedim ya yani 4-5 aydır dedim beni uğraştırıyorsun. 3 gün sonra gel. 3 gün sonra gel. 3 gün sonra gel. Kapakçı da dedim arkada çıktı dedim. Nasıl yani ya dedi. E dedim arkadaymış dedim hemen senin dibinde dedim kapakçı varmış. Bizim kapak ondaymış dedim. Ona bak dedim aradım bu numarayı dedim. Aradı onu. Abim dedi ya beni müşteriye mahcup ediyorsun dedi. Sendeki kapak dedi bu kapak değil dedi ya dedi. Bilmem ne dedi. Nasıl kıvırıyor nasıl kıvırıyor? Nasıl kıvırıyor? Dedim ki tamam bu kapak dedim hani benim kapak sen bu kapağı getireceksin. Ben sana bir de dedim yeni kapak şeyi parası falan vermiştim. Bunları da dedim ayarlayacaksın. Ya paramı vereceksin ya şey yapacaksın bana. Ertesi gün işte cuma günü dedim ben geleceğim. Ha arabayı toplu alırsan sana dedim söz veriyorum. Sana dedim bir 50 bin lira daha vereceğim. Hani para vermiştim. Bunu dedim gönlümden kopuyor ama dedim bu arabayı topla. Biz bu videoyu arkadaşlar 2022 aralığın sonunda yani yılbaşına yakın bir zamanda çekiyoruz. İlk başta zikredilen paralar o Nisan'ın 50 bin lirası şu an 150 bin lira. Abi de akıllanmıyor. Hala diyor ki arabayı sen toplayacaksın diyor. Hala bak hani şey yok abi de. Sana 100 bin lirası ya. Ben de artık diyorum ki bitsin bu çile ya. Hani bu bizim sabrımız. Ama bir taraftan diyorum ki bir sabır sınavı veriyorum ciddi anlamda. İmtihan evet. İmtihan. Neyse ondan sonra o günden önceki gün kapağı da ben yandan getirttirdim ya. Hı. Benim o eski kapağı tamam mı? Keçeli kalemle aldım bir tane işaret koydum böyle kenarından. Bu işareti unutmayın. Benim kapak bu mu dedim. Evet dedi senin eski kapak bu dedi. Ona böyle bir kenarına bir işaret koydum keçeli kalemle. Böyle dedim bu dursun. Çaktır bana. Hani yarın öbür gün şimdi hesap kitap işi olur. Ki dediğime de geldi. Neyse kutlu gün geldi cuma günü. Cuma günü cebime para da koydum. Hani bak o kadar da safıma. Diyorum ki belki yapmıştır. Yaptıysa da parayı vereceğim helal olsun diyeceğim. Ama seni kendime çok yakın hissediyorum. Cebime parayı koydum. Ondan sonra dükkana doğru gidiyorum. Dedim ki ya bu artık benim son şeyim. Kendime de söz verdim. Artık iş yerindekilere dedim ki bugün bu araba buradan çıkacak. Ama diyorum hani öyle ya da böyle çıkacak. Sonra dedim ki ulan buraya kadar geldim 5 aydır. 3 gün sonra gel, 3 gün sonra gel, 3 gün sonra yeri geldi böyle levyeyi vurasım geldi, yeri geldi böyle bataklığım geldi. Her şey geldi olsun. Ama hep bir tuttum kendimi. Dedim ki ya şimdi tutamazsam ona da şunu demiştim. Bak cuma günü 2 Eylül geldiğimde sakın ha bana dedim 3 gün sonra gel deme. Senden dedim özellikle rica ediyorum ve Allah rızası için dedim. Benim dedim 3 gün sonra gele karşı fobim oldu yani. Diyor, ondan sonra çıktım dükkandan. İşte 2 Eylül Cuma. Dükkana doğru gidiyorum böyle benim arabayla tam böyle önüne yanaştırdım. Dedim ki bu bana 3 gün sonra gel derse burada büyük sıkıntı çıkacak artık. Benim de artık takatim kalmamış. Böyle tam dönerken devam ettim. 3-4 sokak ileride polis merkezi var. Polis merkezine gittim karakola. Karakola girdim dedim ki emniyet amiriyle görüşmek istiyorum. Hayırdır dediler ya dedim bir mevzu var. Kendisine dedim bir şey söylemek istiyorum. Yüzüm benzim de 60 artık oradakiler de tamam dediler bir görüşelim aradılar amire. İşte sonra dediler ki buyurun amir bey sizi bekliyor. Emniyet amirinin odasına girdim. Selam aleyküm aleyküm selam. Dedim amirim sizden bir şey rica edeceğim. Ben dedim bir vatandaşım. Esnafım sanayiciyim Bursa'da. Benim dedim başımdan bir sıkıntı geçti. Sizin bölgenize bir esnaf. Ben dedim az sonra dedim o dükkana gideceğim.
o dükkana girdiğimde 3 gün sonra gel derse dedim, çok büyük mevzular çıkabilir dedim. Kendimi dedim aylardır tutuyorum ama artık dedim dayanamayabilirim. O arkadaşı orada dedim ya ben öldüreceğim ya o beni öldürecek. Size dedim bunu söylüyorum ve ben şimdi dedim bu dükkandan çıkıyorum. İster dedim benim yanıma dedim polis verin. Orada mevzu çıktığında polisler müdahale etsin. İsterseniz dedim hani ya kardeşim hani senle mi uğraşacağız deyip beni de gönderebilirsiniz dedim. Ben dedim sadece böyle bir çözüm buldum dedim. Geleyim devletin polisine dedim bir istirhamımı anlatayım. Sağ olsun Allah razı olsun. İzleyen arkadaşlar çok merak ediyordu, sormak zorundayım abi. Komiser Bey'in sana verdiği cevabı söylersin yine. Bu arkadaş hala bu işe devam ediyor ediyor mu? Maalesef. Sağ olsun Emniyet Amiri abimiz de olur mu öyle şey dedi ya, bu bizim görevimiz dedi. Sonra ismini söyleyince dükkanı zaten orada dedi ki ya onun zaten çok fazla dosyası var bize, şikayeti var dedi. Of. Öyle mi dedim, evet dedi. Onun dedi dosyaları dolu. Kimisi arabasını bırakmış, kiminin arabası yok. Adamın araba yok. Arabası yok. Kimi gelmiş demiş ki ben bunu arabamı bıraktım, şikayetçiyim. Benim arabam Bursa'da, yolda gördüm, durdurdum. Kimsin sen kardeşim diye. Adam demiş ki işte ben bu arabayı kiraladım 3 gündür. Oha dişisi. Arabanı başkası sürüyor. Ne? Bursa'da ne? Yolda gördüm, durdurdum. Kimsin sen kardeşim diye. Adam demiş ki işte ben bu arabayı kiraladım 3 günlüğüne. 3 günlüğüne kiralatıyor bir de alakaya. Bunun 3 tane sıkıntısı var lan. Arabayı kiralamış adamın. Biri gelmiş şikayetçi olmuş. Sebebi şu. Adam evinde oturuyor. Arabayı buna bırakmış. Demiş ki işte 10 gün sonra gel al arabanı misal. Adam gecenin bir yarısı, gece 2'de polisler evini basıyor araç sahibinin. Tak 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 kapılar. Ne oldu? Çabuk 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 emniyete. Adamı ters kelepçe emniyete götürüyor. Sebep arabanla eroin uyuşturucu taşımacılıktan. Adam diyor ki ne ya benim arabam diyor tamirde. Senin araban diyor bu gece uyuşturucu sevkiyatına katılmış. Ya nasılsın ya? Böyle şeyler var. Allah Allah. Düşün ya. Hani Allah'tan benim araba çalışmıyordu. Öyle deyince artık amir dedi ki ben de geliyorum. Gittik. Ben girdim. Ne yaptın dedim. Ondan sonra o kadar şeker bir çocuk ki Samet abim dedi 3 gün sonra senin araba hazır be dedi. Ben o sırada aynen şöyle hani şey yaparlar ya tutmayın beni derler ya böyle yaptım. Abi tutun beni dedi. Polislere. Abi Allah için tutun beni dedim. Sen çok gülerek anlatıyorsun. Evet. Tabii olay çok gergin. Tabii çok gergin. Abi dedi, Allah için tutun beni dedim ya. Polislere beni tuttular. Dedim tutun ben dedim bunu geberteceğim. Abi 3 gün sonra hazırdı ya diyor bunlar. Amirim diyor 3 gün sonra verecektik diyor. Ya dedim, şizofren olabilir mi şizofren? Bunun bir hastalığı varmış. Onu araştırdım buldum. Böyle bir hastalık varmış. Bu yaptığını farkında değilmiş. Ya herhalde zaten farkında olmaması lazım. Ama hayır farkında olarak bu kadar yapamaz bir insan. Farkında değil diyorsun abi. Tamirciyi kuruyor. Beni niye mahcup ediyorsun diyor. Motor evet. Kapağını vermemeye çalışıyor. Bunlar farkındalık alameti yalnız. İşte ben de anlamadım ama. Bir insan bilinçli olarak bu kadar yapamaz ki ya. Ya bir ara ben ona şey dedim. İşte son zamanlarda. Dedim ki ya Allah için. Sen dedim çok ciddi bir borcun var da. Batak verdin de. Bak yaptığım iyiliğe bak benim adama. Dedim ki borcun vardır. Baban rahmetli olmuş. Dükkanı döndürmeye çalışıyor. Abi de çok iyi niyetler be ha. Çalışıyorsun biz tabii öyle sanıyoruz ya. Diğer adam sanıyoruz biz. Ha diğer adam sanıyor o da yalan. Onun oğlu sanıyoruz o değilmiş. Hani olur aa, ya. Oğlu da değilmiş. Dedim bu yükü bu yaşta kaldıramam. Amcık bir de diyor ya ben babamı kalp krizinden kaybettim abi dünya malı için değer mi? Olabilirsin 25 yaşında. Ay ne tatlı borcun adamsın var, abi. Var. İyi niyetle bakmaya hani, çalışıyorsun. Senin dedim bir sıkıntın var. Ciddi bir yükün altındasındır. Esnafın parasını ödemiyorsundur. Paylaş benimle dedim. Senin dedim bu derdini çözeyim. Bunu da söyledim. Ya da dedim ikinci ihtimal var. Abi ben ölmek istiyorum. Seni kendime cellat seçtim mi demek istiyorsun bana dedim. Ya bana bunu söyle dedim. Abi ben ölmek istiyorum. Seni de cellat seçtim. Beni öldürürsen sen öldür. Mü demek istiyorsun? Ya da dedim sıkıldım, bıktım. İşin içinden çıkamıyorsun. Saçmalamaya mı başladın? Ben dedim seni öldürmeyeceğim. Ben dedim bak çoluğum çocuğum var, işim gücüm var. Ne işim var dedim biz. Allah korkusu bilen insanlarız. Karıncayı incitmeye korkuyoruz. Ben seni dedim öldürmeyeceğim. Bak bunu peşinden söylüyorum dedim. Sen ne yaparsan yap dedim. Sen ölmeyeceksin dedim kardeşim. Bu dünyadan dedim göçmeyeceksin. O yüzden dedim gel dedim senin derdini çözelim. Senin dedim bir sıkıntın mı var? Yok abi ne sıkıntım olacak diyor. 3 gün sonra hazır senin araba diyor. Allah Allah. Allah Allah. Lan ben buna ne anlatıyorum? O bana ne anlatıyor? Neyse o kutlu gün geldi. Arabayı şey yaptık. Orada karıştı birazcık böyle. O 3 gün sonra hazır olacaktı deyince artık. Sonra hemen çekici de hazırdı bu arada. Çekiciye dedim ki hani ben seni arayacağım. Bekle dedim şurada bir yerde. Ya diyeceğim ki abi evine git. Hani araba hazır. Ya da diyeceğim ki gel. Neyse çekici geldi. Araba çekiciye yükleniyor o sırada. Sonra dedim ki amirim dedim bu arabanın dedim parçaları nerede? Hemen dedim arkadaş dedim bu parçaları getirsin. Bu arkadaşa dedim verdiğim paraların karşılığı nerede? Bunları da istiyorum dedim. Talep ediyorum dedim. Ondan sonra birkaç bir şeyler koydu arabanın içine ama o da bizim arabanın değilmiş. 115 kasanın falan bir şeyleri çıktı. Başka kasanın. Eski püskü bir şeyler koymuş. Neyse silindir kapağı da önemli. Ben kendi silindir kapağımı kurtarmanın derdindeyim ama silindir kapağı için de ben bu adama ciddi bir para verdim. Evet. Parça. Dedi ki silindir kapağı dedi hatasızını dedi getirdim dedi. Bunun parasını ödemişsin dedi. Bu dedi silindir kapağın senin dedi. Dedim ki yok bu dedim benim orijinal üzerinden çıkan silindir kapağı bu dedim. Senin bozuk dedi. Parasını verdiğim değil dedi. Yok o dedi. Yok o değil dedi. Dedim ispatlarım. İspatla. Silindir kapağının dedim kenarında dedim işaret var. Ondan sonra amire dedim hiç bakma dedim. Hemen şuraya dön dedim. Keçeli kalemle dikine çizgi koydum dedim. Ondan sonra bu çizgiyi dedim ben şeyde koydum. O arka dükkanda koydum dedim. Öyle deyince artık bir şey diyemedi. Dedim bak bu benim eskisi. Sen benim dedim yenisinin parasını ne zaman vereceğim? Ben dedi işte bunları dedi sana dedi o zaman yarın sabah gönderiyorum dedi. Şöyle bir şey oluyor ya. Ve o parayı göndermedi bu arada. Evet. Bazen şey yapıyorum mesela diyorum parayı ki bak göndermiş. Bunu böyle demiştin. Yalan söyledin ve bunu 5 dakika önce söyledin. Şimdi diyorum mesela bunu inkar edeceğim mi hemen 5 dakika önce söylediğini? Abi öyle bir şey demedim ya diyor. Ya diyorum dedin ya konuştuk şöyle oldu böyle oldu yok. Neyse velhasıl kelam arabayı oradan aldık artık biz bir şekilde. İşte 2 Eylül Cuma arabanın çekileceği gün. Sabah aradığımız abi vardı ya. Hani dümdüz küfür etti. Ha, evet. O gün arabayı çekiyoruz ona mesela çok üzüldüm orada. O abimizin oğlu. Onun da arabası orada 3 aydır mı ne bekliyor öyle. O abimizin oğlu genç bir oğlu 20-21 yaşında. Böyle kenarda duruyor. Surat asık böyle dükkanın içi.
içine doğru bakıyor. Sen ne yapıyorsun burada? Hayırdır dedi. Bizim de içeride araba var abi dedi. Büyük ihtimalle dedi birkaç güne kalmaz dedi. Ben de dedi geleceğim dedi sizin dedi karakola dedi. Amir abimiz de dedi ki gelin oğlum dedi ya. Böyle şeyleri dedi bildirin dedi bize. Böyle esnaflık olmaz dedi. Şey yapalım dedi falan anlatıyor Amir abimiz de babacan tavırla böyle. Ondan sonra durdu. Yok abi dedi. Yanlış anladım dedi. Ben büyük ihtimalle dedi bir iki güne dedi elimle kelepçeyi sizin yanına alacağım dedi. En yakın sizsiniz herhalde dedi. Çok üzüldüm o an. Hemen gittim. Dedim ki abicim sakin ol. Zaten orada kendi derdimi unuttum. Hemen babasını aradım. İşte o abiyi aradım. Hı. Dedim ki abi oğlunu hemen buradan al. Dünya malı dedim. Dünyada. Abi harbi diyorum bak hani gülüyoruz ediyoruz da. Çok büyük sıkıntı. Adamı iyi vurmuyorlar öldürmüyorlar. Adamı katil eder oğlum. Harbi gülüyoruz ediyoruz da harbi katil eder la. Düşünsene arabanı veriyorsun. 3 ay 4 ay gidiyorsun 3 gün sonra gel. Gidiyorsun 3 gün sonra gel. Parçanı vermiyor lan diyorsun. Tamam amına koyayım param sende kalsın. Arabamı ver diyorsun 3 gün sonra gel arabanı al diyor. Gidiyorsun yine parçanı vermiyor. Arabayı 3 gün sonra al diyor. Lan diyorsun tamam öldürmeyeyim. Dönüyorsun geliyorsun 3 gün sonra ver. Geliyorsun gidiyorsun. Nasıl bu adama bir şey olmuyor la? Kalır. Sen dedim bu arabanı hemen dedim çekiciyle bugün aldır. Bak dedim ben çekiciyle aldırıyorum. Beni dinle. Senin oğlun dedim böyle bir cümle kurdu. Evlat dedim hiçbir şeye benzemez. Bak doğru dedim, bir de. Allah korusun dedim. Bir de genç genç baba 21 yaşında 22 yaşında o zamanlar kan durmaz. Kafa attı mı tutamazsın yani o adamı. İleriyi geleceği düşünemez. Belli başlı sorumlulukları yok. Hadi şimdi mesela bu abi çoluğu çocuğu eşi durduruyordur anladın mı? Belki bu adam 20 yaşında gitse belki katil olacaktı Allah korusun. Burada dedim bir araba yüzünden dedim çocuğundan olma. Ciddi misin dedi öyle mi dedi dedim öyle dedi. Bu abimiz de o gün hemen arabasını aldırdı çekiciyle. Yoksa oğlunu kaybedecek. Evet dedim al bak dedim oğlun dedim böyle. Çünkü o çocuk da artık ne yaşadıysa dolmuş artık. Çok üzülmüştüm mesela doğru. Orada. Hani ona da vesile olduk sağ olsun orada hemen onu da şey yaptık. Arabayı çekiciye yükledim. Bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Bizim hikayede vardı ya. Bittiğini mi sanıyorsunuz? Hikayenin bittiğini mi sanıyorsunuz arkadaşlar? Psikopat hikaye bu. Psikopat. Ondan sonra biz arabayı aldık. Şimdi arabada yarım yamalak. Darmadağın abi. Darmadağın. Kaputun altı bomboş. Aklımıza Ersin geldi. Ersin'in de tamirhane dükkanı var. Oksansit'te ama. Ersin de kameranın arkasında. Dükkanınız ismi neydi abi? Bizim hikayede vardı ya. Bittiğini mi sanıyorsunuz? Hikayenin bittiğini mi sanıyorsunuz arkadaşlar? Psikopat hikaye bu, psikopat. Ondan sonra biz arabayı aldık. Şimdi arabada yarım yamalak. Darmadağın abi. Darmadağın. Kaputun altı bomboş. Aklımıza Ersin geldi. Ersin'in de tamirhane dükkanı var. Oksansit'te ama. Ersin de kameranın arkasında. Dükkanınız ismi neydi abi? ERS Oto. Esnafın kralıdır, adamdır. Ben kefilim, söyleyeyim. Ondan sonra Ersin de bu tarz arabalara bakmıyor. Yani Ersin'in kalemi başka tarz arabalar. Dedik ya en kötü hani Ersin'in dükkanında dursun. Orada dursun bari araba. Sonra birilerine bakarız, buluruz. Ben barut gibiyim tabii. Arabayı almışım. Haya hoş geldin. Çok şükür şunu göbertmedik yani. Bize kalmadı diyorum bu ihale. O sırada bir baktım işte önde birader gidiyor Sedat. Arkadan ben gidiyorum böyle peş peşe. Çekicide de araba. İşte Ersin'in dükkana gidiyoruz. O sanayiye girdik. Bir dükkanın önü ana baba günü. Kan man böyle tam ambulans gelmiş. 2 tane 3 tane Yunus var. Polis arabaları. Durdum. Ne oldu dedim ya. Hayırdır dedim. Abi dedi. Araç sahibiyle dedi tamirci birbirine girmişler vurmuşlar dedi. Bak. Asiktir. 5 aydır kendimi sakındığım şeyi yaşadım öyle bıraktım arabayı. Yani gözümle gördüm yani Allah. Başka bir dükkan başka bir yer. Allah ha başka bir dükkan. Resmen bana dedi ki bak sen dedi bu. Yani o da çok kötü bir durum. Bunu yaşayacaktın. Sabrettin. Sabrettin yaşamadı. Allah Allah. Büyük direkt gördüm. Büyük bir imtihan. Ondan sonra çektik. Sedat'a dedim işte. Sedat dedim gördün mü dedim ambulans mı ambulans. Polis mi? Evet abi dedim. Adam vurmuş dedim. Araç sahibi. Dedim ya bu ben olabilirdim. Yani direkt bana gösterdi. Olayı yaşanmışını görmüşsün. Yaşanmışını yani. Gördüm. Yaşanmışını görmüşsün. Arabayı bıraktık. İşte ondan sonra bayağı bir usta aradık. Çoğu usta kabul etmedi. Hani bu halde almayız dedi biz bu arabayı. Kim dedi bunu söktüyse o toparlasın. O süreçlere az sonra geleceğim ama şimdi bitti mi bitmedi. Eve geldim o akşam. Ulan dedim dünyanın da dedim parasını verdik. Şimdi dedim bu arabaya da dedim bir dünya para harcayacağız. Bayağı dedim masraf çıkacak şimdi dedim. İşi gördün mü dedim yani başımıza iş aldık. Nerede ne hata yaptık ki dedim hani Allah da bizi bununla sınadı. Hani demek ki dedim olacağı varmış bu işin. Yurt dışından sildiğimiz bir meblağ var. Yani çizdim komple artık parayı. Ticari gelir. Ticari bir döşemeli kumaş üretiyordum. Az da bir para değildi. O akşam o para geldi. Şok oldum. Biz artık sormuyorduk bile parayı. Yani öyle o işte senin sabrının mükafatı. Para bir geldi bir baktım Allah Allah. Bu para nereden geldi böyle? Bizim o şey kayıp batak ben, dediğimiz para. Verene değil verdirtene bakar mısın? O para geldi şok oldum böyle ya. Acayip çok şaşırdım. Yani o arabayı bana 10 kere yaptırır. Bir baktım şaka gibi dedim ya bu nasıl bir şeydi böyle dedim ya. Resmen bir sabır. Reklam mı? Tamam dur bekliyorum. Bekliyorum. 15 saniye bekliyorum. Hikayenin çünkü sonuna doğru geldik. Burayı kaçırmayın. Tamam reklam yazmıyorduk da yazdınız tamam. Sıkıntı yok. Bekleyelim bir 15-20 saniye. Bende niye yok reklam? Abonelerde reklam olmuyor çünkü. Senin donate'in gelmemiş. Deniz miydi? Neydi? Tabii ya bu abinin zaten derdi şu an para değil. Derdi biraz daha böyle huzur. İşte stres. Adamı kalp krizi geçirmiş. Sikiyim parasını oğlum. Daha adam canından oluyormuş lan. Kalp krizi geçirmiş. Kalp krizi. Daha ne olsun?
Abone olanlar hoş geldiniz. Başlattım. Hatta biraz da şöyle geri alayım sizin için. Yani o şey kayıp batak dediğimiz verene para. Verene değil, verdirtene bakar mısın? O para geldi, şok oldum böyle ya. Acayip çok şaşırdım. Yani o arabayı bana 10 kere yaptırır. Bir baktım şaka gibi dedim ya, bu nasıl bir şeydi böyle dedim ya. Resmen bir sabır sınavına soktu. Ya evet, bir gün içinde 4 mevsim yaşadık. Ya sen zaten o sabrın neticesinde en büyük kazanımı Allah katında ve evet, belki ebedi hayatın için yaptın. Sen sabrettin. Allah rızasını kazanmak için sabrettin. Bunu camiye gittin geldin, bir sürü dua ettin, şey yaptın. Bu sadece dünyadaki küçük bir ödülüydü senin için. Evet. Başardın. Ondan sonra artık kazandın gibi. İşte bayağı bir usta bulduk. Denedik işte. Hoş geldiniz abone olanlar. Etmiyorlar. Sonra işte Ersin'in bir tanıdığı eski bir Mercedesçi abi varmış. İşte ona bir rica ettik. O önden baştan yapmam dedi. Kim söktüyse o toplasın dedi. Ondan sonra o abimizi tanıyan başka bir tanıdık çıktı. Onu da devreye soktum. Dedim ki ya bu abimize söyleyelim. Şu arabayı dedim toplasın, yapsın. Tamam dedi, gel dedi, bir gidelim yanına. Benim oğlanı aldım, Ömer Tuğra'yı. Gittik. Dedim oğlum konuş dedim amcana abi dedi. Anlat. Anlat. Bu bizim oğlan başladı, amca ne olur bizim bu arabayı topla. Bu arabayı babam bana işte gençliğinde hediye edecek dedi falan filan. Adam da baktı etti, ya dedi bu iş dedi çok hani meşakkatli iş. Neyi var neyi yok. Kaputu kaldırıyoruz. Çoğu şeyi hiçbir şey yok abi. Parasına marasına bakmayacağız. Sen dedim neyse yap dedim, işçiliğini de ben dedim sana fazlasıyla vereceğim. 3 gün sonra gel diyor. Orada abinin gözler gidiyor değil mi? Allah razı olsun. Biraz şey, böyle sert bir abimizdir ama çok sert ama şey. Ya abi işin. O arabayı da ondan başka kimse toplamazdı zaten. Sonra arabamızı topladı. Çok şükür. Şu an böyle ufak tefek benim oda titizliğimden mesela şu an arabamız nasıl, iyi mi? İyi. Kondisyonu çok iyi. Şu an mesela tek sıkıntım benim arabada. Soğuk havalarda çalıştırdığında şöyle motor bir 3-5 dakika titriyor, ısınınca çok düzeliyor. Önemli bir şey, belki de bu çok önemli bir şey değildir, bilmiyorum. Arabayı genel hatlarıyla çok şükür kurtardık, kurtardık arkadaşlar. Arabamızı evet, kurtardık. Arabayla manevi bağımı yitirdim biliyor musun? O kötü oldu bana. Sen bana sormuştun ya geldiğimizde, abi çok güzel. Oğlum adamın artık arabaya baktı mı yüzü ekşiyordur ya. Demiş araba satar mısın? Normalde ben bunu asla satarım demezdim işte. Evet. Ne dedim mesela, isteyen olursa veririz. Niye? O süreçten midir? Yıpranmışlıktan mıdır? Hani süreçten arabayla o manevi bağımı biraz koparttırdı bana işte bu süreç. Evet, mutlu anı kalmadı. Evet, arabayla ilgili mutlu anı yok. Ama aslına bakarsan zahmeti gitti, lezzeti kaldı. Bir lezzeti kaldı tabii. Yani şimdi bugün bir tek kaseti takıp dinlemesi kaldı. Bugün mesela bunu bizi bile güldürebilecek bir anı olarak anlatabiliyorsun. Usta arabayı dedi teslim aldın. Usta dedi ki şimdi dedi sıfırdan dedi bu arabaya motor toplandı. Hı. Şimdi dedi bunun dedi pistonları mistonları dedi ince ayar yapılması lazım. Silindirlere ince ayar yapılması lazım ki hani saat gibi çalışsın. Bunun için dedi 1-2 bin kilometre gez dedi. Şu pistonlar falan iyice bir otursun dedi. Ben buna dedi ince bir ayar yapacağım dedi. Çiçek gibi olacak dedi motorun. Ondan sonra tamam abi dedim. Allah razı olsun. Eline sağlık dedim. Ondan sonra anahtarı verirken dedi ki bu arada dedi senin arabada bir şey fark ettim dedi. Yapma ya. Bunu yapma işte. Bütün hikaye bittikten sonra bunu yapma ya. Senin dedi konuşma. Sen dedi bu arabanın depoyu fulleme dedi. Niye abi dedim? Senin dedi benzin kapağının altında dedi ufak bir çatlak gördüm dedi. Sen dedi bunu fullersen dedi. Fulleyince dedi çukurdan mukurdan geçersen dedi bu dedi böyle yukarı vurur. Oradan dedi taşar. Hafiften dedi bunun da dedi bagajın içinden geçiyor ya dedi. İçeride dedi benzin kokusu gelir, seni rahatsız eder dedi. Bir sessizlik oldu. Dedim ki ya ben dedim bu arabayı sırf bunun için götürdüm oraya. Sen sırf onun için arabayı götürdün. Senin 5-6 ay... Hayda! Oraya. Sen sırf onun için arabayı götürdün. Senin 5-6 ayın gitti. Sen psikolojik sabır. Yine aynı problem var. Sabır sınavı verdin. Orada bir imtihan noktasında kazanımın olmuş olabilir ama biz dünyevi cihetten bakalım. Çok ciddi psikolojik sıkıntı yaşadın. Ve bu sürecin tamamında ikinci ustaya yaptırmak dahil olmak üzere totalde kaç paramız gitti? En az 200. En az 200 bin TL de paramız gitti evet, bu arada. Bu arabanın parçalarını bulmak da öyle çok kolay bir şey değil tabii yani. Tabii bu süreçler, sıkıntılar tabii bunların hepsi var. Ve bunların hepsi senin bir benzin kokusu için bu adamın yanına gitmen. Evet. Evet abi, hikayemizi bitirdik. Gördüğünüz gibi. Eklemek istediğim şey var mı abi? Yok, başka bir şey yok. Başka bir şey yani yok. Ben şunu ekleyeyim. Buradan... Söyleyeceğini söyledin abi. 40 dakikadır başka bir yani, şey söylemezdin artık. Her insanın en az bir tane tamirci arkadaşı olsun. Tamirci dostu olsun. Dostu olsun ki böyle dost, işlerde en azından onunla gitsin, paylaşsın. Benim de arkadaşlara tavsiyem olacak abi, bizi izleyen arkadaşlara. Sevgili arkadaşlar, araçlarınızda böyle arızalar oluştuğunda, çözüme ulaştırmak istediğinizde, hele de böyle pek kimsenin anlamadığı, bilemediği gibi durumlar olursa, mutlaka çevrenizde referansı olan, evet, yani daha önce insanlara sıkıntı yaşatmamış olan esnafları tercih ederseniz, o zaman Samet abinin başına gelen hikayedeki gibi, o misyonda ya da işte ona benzer faaliyetler yürüten ya da işini tam düzgün yapmayan arkadaşlar, daha az iş alacağı için ya kendilerini yenilecekler, daha iyi işler yapmaya çalışacaklar, başarılı olmaya çalışacaklar, kendilerini düzeltecekler ya da silinecekler ve işini iyi yapan insanlara kalacak piyasa. Dolayısıyla sistemin düzelmesine katkı sunmuş olacak. Evet, referans olan değil mi abi? En güzeli yani. Sen daha önce bir referans alsaydın bir arkadaşından bu sorunu yaşamayabilirdin yani. İşte biz de orada basiretimiz bağlanmış. Nasip abi, kader işte. Diğer dolandırıcı videosunu kayıt et. O hangisi ya? Gençliğimizde hep bildiğimiz bir Mercedesçi dayı vardı. Ona götürelim arabamızı. O duyguyla gittin. O duyguyla gittik. O da babam öldü deyince o da onun babası değilmiş zaten. Değilmiş. İnşallah sizin başınıza böyle şeyler gelmez. Buna benzer yine Samet abinin gibi çok çarpıcı hikayesi olan arkadaşlarımız olursa bir ön görüşme yapılır veya bize bir mail olarak hikayesini ulaştırır. Böyle bir durum olduğunda biz yine kalkar gideriz Samet abiyle beraber yaptığımız gibi. Sırf başkaları da bu mağduriyetleri yaşamasın veya buralardan bir ders çıkarıp kendi durumlarına yön verebilsinler diye bu hikayeleri de çekebiliriz. Bu videodan bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Güle güle. Hiç
Filmlerde bile göremeyeceğiz dolandırılma. Oğlum iyi ki açmamış mıyım videoyu? Yok abi 40 dakika, abi 40 dakika, abi 40 dakika, abi 40 dakika. Ne oldu? Gayet de güzeldi oğlum. Aktı gitti. Mis gibi oldu ya. Ama harbi çok değişik ya. Abi bu arada tek yorumumu söylüyorum. Bu adam, ömrü boyunca bu adamı kimse bir daha sinirlendiremez kardeşim. Bu adam köküne kadar yaşamış. Sabrın en büyük testinden geçmiş. Hani büyük konuşmamak lazım Allah korusun ama harbiden çok büyük testten geçmiş. Kolay kolay bu adamı kimse bir daha sinirlendiremez. Video çekim için kalkıp Bursa'ya gelen Sait hocama sizlerin huzurunda tekrardan teşekkür ediyorum. Her ne kadar burada gülerek anlatmış olsak da zor ve gergin ilerleyen bir süreçti. Bahsi geçen arkadaşın dosyası savcılıkta. Hukuki olarak üstüne bağlı, bir de biz borçlu çıkmayalım diye adını özellikle paylaşmadık. Dükkanı ise halen faal durumda. Umarım bu videodan sonra süreç daha da sağlıklı şekilde ilerler ve başka insanların artık canı yanmaz. Ülkemizde çok değerli düzgün hesaplarımız var. Yorum yaparken diğer hesaplarımıza kırmamak adına herkesi aynı kefeye koymadan görüşmek istedik. Çok sevinirim. Güzel diliklerde bulunan herkese de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, eksik olmayın abi. Allah çocuklarını sana bağışlamış vallahi, onu söyleyeyim. Harbiden çok sabırlı davranmışsın. Çok daha kötü bitebilirdi bu hikayenin sonu. Çok çok kötü bitebilirdi. Tamircinin ismini videodan ufak bir araştırma yaparak buldum. Santral Garaj Mahalli... 11.07. Abi adam buradan çıkarmış da dükkanın adını bulmuş lan. Abi çok selam olsun Samet abimize ve para babası ailesine. Bir benzin kokusunun bu duruma gelmesi mutlaka bir neden vardır. Mutlaka Allah güzel kalpli kulunu koluma altına alır. Vardır altında güzel bir sebep. Fakat biz süreç sonuna kadar ya da anlayacağımız bir görüntüyle karşılaşana kadar gerçekleri göremeyiz. 2020 yılında çok kötü günler yaşarken üzerine bir de yakın tanıdıklarımız tarafından 1 milyon TL'ye yakın dolandırıldık. Evler, arabalar, kredi kartları gitti. Adana'da dostlarıma da, arkadaşlarıma da, aileme de bir şey demeden tüm planı yaptım. Günler sürdü. Keşifler, plan çizimleri, kullanacağım malzemeler vs. Öldürmek ve sülalesini komple yeryüzünden silmek için de hepsi. Benim olmuyorsa onların da olmasın diyerek dükkanların, evlerin, arabalarını yakma planı yaptım. Planımın ilk kuralı aramızın düzelmesi gerekiyordu. Onlara şirin gözükmeliydim. Öfkeyi, kavgayı, tartışmayı yalandan bir kenara bırakıp tatlı dille hepsini kandırıp bir piknik günü piknik sofrasında katledip sonra da neleri varsa yakıp yıkıp paşalar gibi teslim olacaktım. Sonra Rabbim bugün dizlerimin bağını çözdü, kalbimin gözünü açtı, ciğerlerime ağrı çöktürdü, gözüme birdenbire yaş doldurdu. Ağladım saatlerce, sabır diledim. 1 milyon TL şu anda 10 milyon TL değerinde ama olsun, yıllarım çöpe gitmedi. Vardır bunda da bir hikmet dedim, sabrettim, her şeyimizi kaybettik ama Rabbime sonsuz şükürler olsun. Bir gün gelecek, daha güzel günler bizi bulacaktır. Çok geçmiş olsun. Zor baba. Harbi zor la.